Ayşe Özdağ'ın dördüncü evre kanser. Tabir yerindeyse günleri sayılı. Hepimiz gibi. Geçen hafta tutuklanarak kesinleşmiş cezasını çekmek üzere bu halde cezaevine konuldu. Sosyal ağlarda eşine az rastlanır bir dayanışmayla sahip çıkıldı. Ne çare bir hafta geçti, ne yargı ne de Adalet Bakanlığı kılını dahi kıpırdatmadı. Artık çok geç. Ayşe Hanım evine gönderilse bile durum değişmiyor. Çünkü tedavisi yapılmıyor. Son zamanlarını huzur içinde geçirmesine dahi izin verilmiyor. Konu ele alınırken, bunun dinle imanla, insanlıkla, hukukla alakası yok gibi cümleler işitince irkiliyorum. Bu neviden konuların bırakın dini, hukuku, insanlık veya hayvanlıkla dahi münasebeti yoktur. Olay vahşettir, katliamdır. Mehmet Akif'in sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta satırları çok naif kalır yani. Gezi sürecinde ortaya atılan büyük bir yalan vardı hatırlarsınız Kabataş olayı. Son derece fantastik hiçbir zaman doğrulanmamış iddiaya göre 1 Haziran 2013'te Kabataş iskelesinde başörtülü bir kadına deri eldivenli, siyah bandanalı üzeri çıplak 70 ila 100 kişilik bir grup saldırmış, dövmüş üzerine idrarlarını yapmıştı. Bu yalanı ilk defa 7 Haziran'da Erdoğan gündeme getirdi. Çok önemli bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler. Ardından tüm medyası tarafından olay köpürtüldü. Görüntüleri izlediğini iddia eden yazarlar ekranlarda konuştu filan. Aylar sonra bir gün iktidara yakın 5 gazetede toplam 14 yazar ortak başlıkla çıktı. Diliniz kaba, vicdanınız taş. Yazarlar Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen kadının yaşadıklarını haberleştirdikleri için tepki gören gazetecilere sahip çıkıyordu. Yani AKP yandaşı medya 21 ay sonra bile kurguya, fanteziye sahip çıkıyordu. Pişkinlikte zirve olaylardan biridir, failleri bellidir. Aradan 8 seneden uzun zaman geçti, ne yayımlanacak denilen görüntüler ortaya çıktı, ne de artık bu olay hatırlanmak isteniyor. Diliniz kaba, vicdanınız taş başlıklı o yazılar kolaj yapıldı. Medya mahallesinde epey malzeme oldu. Denebilir ki bunun Ayşe Özdağ'ın durumuyla ne alakası var? Çok alakası var. Ayşe Özdağ'ın tutuklandığı gün aynı kaynaktan servis edilmiş bir haber yüzlerce mecrada aynı başlıkla yayınlandı. FETÖ'nün eyalet ablası tutuklandı. Bu mecralar arasında Sözcü ve Halk TV'nin internet siteleri de vardı. Bir farkla. Sözcü başlıkta tutuklandı yerine yakalandı ifadesini kullanmıştı. Haberde yığınla hata vardı ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ayşe Özdoğan'ın saklandığı ev tespit edilmiş, terörle mücadele ekipleri adrese operasyon düzenlemiş, Özdoğan o adreste yakalanmış, ekipler titiz bir iş çıkarmış vesaire. Ortak habere özellikle fotoğraf koymamış, kadıncağızın hastalığından bahsetmemişler. Aylardır sosyal ağlarda milyonlarca etkileşim alan kampanyada görmezden gelinmiş. Yerin dibine batsınlar. Medya mahallesinde edep, vicdan yoktur. İşine gelince sineğin kanadından yağ çıkarır güzel kampanya yapar. İşine gelmeyince dili zalimler gibi taş kesilir. Bizim gazeteci milleti pek azı müstesna rejimin askeri sadık bencesidir. Katliamları görmez, faili yanlış yerde arar, suçu işaret edilene atar vesaire. Mahallecidir, hukuku büker, neme lazım der, işine bakar. Ne bağımsızdır ne de hür. Son dönemde kurulan köprülere dikkat edin, ağzınız açık kalır. Ülkede farklı kutup yoktur. Ton farkı vardır sadece.